Ben Sivaslı Halkozan'a Ali Bedir. Ben 1950 doğumlu, Sivas doğumluyum. Sivas'ta doğdum, İstanbul'a düştük. Aşağı yukarı 35-40 senedir de İstanbul'da ikamet ediyoruz. Halkozan'da olduğum için kiracıyım diye de türkülerim yayınlandı piyasada. Ah Eyüp gibi yaralarım azdı, neredesin, neredesin? 1965 Erzurum İspir Rebağlı Kozköy'ü doğumluyum. Küçük yaşlarda ilk öğretimden sonra gurbet başladı bize. Ondan sonra İstanbul hayatı tabii başladı Erzurum'dan sonra. Ozanlık şöyle söyleyeyim, yani inticaren sözler vardır. Bizlere bir ayak verilir, derler ki ayak bu duvar derler. Biz onu işleriz. Bu inticaren sözdür. Bir de yazıp da ona nota koyarsan, çalıp okursan ozanlık demek bu demek. Yani kendi yazdığını kendin çalıp söylersen ozanlık budur. Şimdi öyle bir şiir vardır ki mesela beş yaprak birden zay edersin, onaylayamazsın. Öyle de bir şiir vardır ki bir anda aklına gelir, kaleme dökersin, işin içinden çıkarsın. Ozanlık Türk kültüründen gelir. Türk kültüründen aşıkların öbür deyimiyle ozan denir. Şimdi ozan, önceki deyimlerde usta malını söyleyen, çalıp söyleyen ve usta mallarını çalıp söyleyene ozan derdiler. İki tanım vardır burada. Aşık, aşkı tanımlayamazsın, aşk sevmekten gelir. Ki Sümani Baba'nın deyimiyle diyor ki, aşığa aşkın anesi gör ne yaredir, derde çaredir. Bir taraftan yara açar, bir taraftan da çare olur. Babam rahmetlik hep Kerem kitabı okurdu. Gümrenerek böyle sesiyle okurdu. Ben de onun dizinin dibinde büyüdüm. Kerem kitabını okudum, bitirdim. İşte aslısına kavuşamamış bir türlü. En son kavuşmuş, yanmış. Kerem aslısına kavuşamamış. Bunlardan esinlendik. İstanbul'a geldim, düştüm. Baktım kulağıma tatlı bir ses geliyor bile. Üst kata çıktık, o zaman da bekarlık var. Bekarız. Sizlerin yaşında düştük gurbete. Baktım ki aynı Kerem kitabında gördüğüm saz orada birisi çalıyor. Dedim amca, dedim, ben de alsam bunu öğrenebilir miyim falan dedi. Niye öğrenemeyeceksin, öğrenirsin. Dördüncü sınıftaydım ki, evet dördüncü sınıftaydım. Müzik dersinde ben işte annemden öğrendiğim Sümani Baba'nın ben razı değilim hicrana kama, garip gönlüm haldan hala salam var. Sebabetten beri bir yol gözlerim el zanneder, bu ehvalda yalan var. Bu şiiriyle orada böyle bir duygu hasıl oldu. Demek ki Sümani Baba'nın o türküsünü o gün söylememiz, Sümani Baba'dan bir akış geldi bize gibi. 15 yaşında ve ilk şiiri kaleme aldım. İşte ondan sonra bir aşk başladı. Ve Nusret Sümanioğlu bu sanat üzeri o günkü kuşağın en zirvelerinden bir tanesiydi. Ve aşıklık sanatını irticalen olsun ve icra noktasında en iyilerden bir tanesiydi. İşte ona çırak olmaya karar verdik. Benim ustam da rahmetli oldu 2003 yılında. Rahmetli olunca onun da kabri Sultanbeyli Merkez Mezarlığı'na defnettik. Her zaman ölümünü de, yıl dönümü geldiği zaman anıyoruz ozanımızı. Bu sene 9.sunu kutladık. 9. Uluslararası Aşıklar Şöleni diye ve Nusret Sümanioğlu anma programıydı. Ne sebep başında tarzana battı. Bir köy halinden bugüne kadar geliş noktasını Sultanbeyli'nin çok iyi biliyoruz. Bir kasaba kültürünün olduğunu, işte caddede yürüdüğümüz zaman bugün her 3-5 kişiden bir tanesi selam verecek noktada bir
çevre söz konusu. Birbirine muhabbet dolu bir halk ortamı oluştu. Sultanbeyli gün be gün büyüdü, daha gelişim oldu, daha caddesi belli oldu derken ben dedim burası şiire değer dedim. İlham geldi, yazdım yani. Sultanbeyli'ne yazdım. Onu da çalıp okuyorum bazen. Benim şiirlerim şu anda sayı olarak yaklaşık 1000'e yakın bir yazı var. Bunların %50'sini Sultanbeyli'de yazmışımdır. Kısmet oldu geldik sana halın güzel Sultanbeyli. Örnek oldun tüm cihana dilin güzel Sultanbeyli. Yaşanacak Sultanbeyli. Sultan Bey, sen örneksin Sultan Bey.